Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'una al-kavle feyettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين معاذ بن جبل معاذ بن جبل الحزرجي بو кишини толиқ исмлари معاذ بن جبل ابن عمرو ابن اوس ابن عاید ابن عدی بو киши ясрвли бўлган хазрач қабиласидан пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу киши ҳақида айтганлар аъламуҳум бил халали вал ҳаром мени умматим орасида halol va haromni eng bilimdoni Muoz ibn Jabal degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu kishiga bergan bahosini ko'ring birodarlar. U kishi 18 ga kirganda ana shu ikkinchi aqaba bayatida kelib payg'ambarimizga bayat bergan 70 ta sahobadan bittasi Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu edi. Yoshi 18 da edi. Muoz ibn Jabal payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barcha mashhadlarida birga guvoh bo'lgan edi. Barcha janglarda birga qatnashgan edi va xususan Badrda qatnashgan kishilardan edi. Ahli Badrlardan edi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu o'zidan rivoyat qilinadi bu hadis. U kishi aytadilar: "Ahaba biyadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa qala inni la uhibbuka ya Muoz." Bir kuni Rasululloh meni qo'llarimdan ushlab aytdilar: "Ey Muoz, men seni yaxshi ko'raman." Kim aytibdi buni? Rasululloh yaxshi ko'raman deyaptilar. Rasulullohning muhabbati birodarlar, Allohning muhabbati. Men seni yaxshi ko'raman emas, demak seni kim yaxshi ko'radi? Musulmon odam intilgan eng oliy martaba shu emasmi? Alloh va Rasulining muhabbatiga sazovor bo'lish. Rasululloh o'zi Muoz ibn Jabal tirikligida aytib turibdilarki, men seni yaxshi ko'raman. Bu qanaqa sharaf birodarlar? Hamma sahobalarga ham aytolmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday so'zni. Faqultu va ana uhibbuka ya Rasululloh. Men ham aytdim, ya Rasululloh, men ham yaxshi ko'raman sizni. Shunda Rasululloh menga aytdilar: "Fala tada an taqula fi kulli salatin Robbi a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik." Emos har namoz ketidan Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatika deb aytishni, uni tark qilmaslikni senga vasiyat qilaman. Xos aytayapti payg'ambarimiz mana shu. Biz ham mana shu duoni o'qiymiz, bilasizlar-a. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Rasululloh Muoz ibn Jabalga xos aytayaptilar, har namozni ketidan shu narsani tark qilmasligingni senga vasiyat qilaman. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat Muoz ibn Jabalning qalbida aniq bor edi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bu kishini yaxshi ko'rishligini mana shu hadislarda siz bilan bizga bayon qildilar. Bugungi darsimiz Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Muoz ibn Jabal. Qarangda, bu kishi Rasulullohga iymon keltirib, din yo'lida xizmat qilib, umrini Allohning roziligiga sarflab qo'ygani uchun qiyomatgacha ismi qoldi tarixda. Bu kishining shamoli haqida. Bir kishi aytadi, Hims masjidiga kirdim. Bir yigit oldida odamlar jamlanib o'tirishardi. Sochlari jingalak, ko'rinishi chiroyli, go'yoki og'zidan dur gavharlar sochilayotgan edi. Albatta birodarlar, bu mana shunday odamlarni qalbidan joy olayotganligi Muoz ibn Jabalni, bu yigitni. Odamlar uni so'zga mahliyo bo'lib o'tirganligi, odamlarni qalbi unga nisbatan ochilib turganligi Alloh taoloning qo'llashidan bo'ladi. Ta'yidun minalloh. Agar banda ixlosli bo'lsa, muxlis bo'lsa, gapirayotgan gapida qilayotgan ishidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va din buyruqlarini bajarayotgan bo'lsa, yolg'iz Allohning roziligini ko'zlayotgan bo'lsa, Alloh bu odamga nisbatan odamlarning qalbida yo'lni ochib qo'yadi. Shart xolis bo'ling, dinda hukmlarda amalda turgan bo'ling, Allohning roziligini maqsad qilgan bo'ling. Qachon talash tortishib qolsa bu odamlar boyagi yigitga murojaat qilishadi, hali yigit juda chiroyli qilib javobni beradi. Men so'radim, kim bu kishi? Muoz ibn Jabal deb javob berishdi. Demak, hikmat, olim
ilmli odam, shayx oqsoqoldir, garchi yosh kishi bo'lsa ham. Johil ilmsiz, yoshdir, garchi yosh ulug' bo'lsa ham. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 17 yoshlik Usomat ibn Zaydni ilmli bo'lgani uchun, shu maqomga, shu martabaga loyiq bo'lganligi uchun kibor sahobalar turganda ham ustiga amir qilib tayinlab qo'yilgan. Demek ilim insonning manzilati martabasını ko'taradi. Muaz ibn Jabal bu ummatning eng bilimli kishilardan bo'lgan. Bu ulug' sahobaning sifatlaridan. Dunyodan zohidligi. Zohidlik degani dunyodan behojatlik degani. Molik ad-Doriy aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 400 dinorni bir xaltachaga soldi. Xizmatchisiga berdi-da, buni Abu Ubaydani oldiga olib bor. Berib ayt, hojatlarga ishlatsin. Yine turib tur yonida. Nima qilar ekan? Ko'rib kel. Xizmatchi yigit bordi, Abu Ubaydani oldiga salom deb berdi va aytdi. Xalifa aytdi, mana buni o'zingizning hojatlaringizga ishlatar ekansiz. Abu Ubayda boyagi xaltadagi pulni oldi-da, Alloh mukofotlasin xalifani, rahmat qilsin dedi. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga shukr keltira olmagan Allohga ham shukr keltira olmaydi. Odamlarning yaxshiligini bilib ularga rahmat deya olmagan Allohning inomiga ham shukr keltira olmaydi. Odamlar bor, Alloh taolo bir xayriyatni beradi unga. Buroni sabab qilib qo'yadi. Haligi odam aytadiki, Alloh berdi menga, hech kim buni hech kimga daxli yo'q buni deydi. To'g'ri, Alloh berdi, lekin shu odamni sabab qildi, uni ham qadrini, fazlini bilib qo'ygan. Ko'rganda menda roshini bildirib qo'ygan, Alloh rozi bo'lsin deb qo'yib. Mana Abu Bayda shu hadiyaga loyiq odam. Ammo xalifa bersa, xalifadan Alloh rozi bo'lsin deyapti. Demak, odamlarga shukr keltira olmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Abu Bayda boyagi dinorlarni oldida xizmatchisini chaqirib turib, mana buni olib falonchilarga olib tarqatib ket dedi. Hech narsa qolmadi. Oldi tarqatib yubordi. Boyagi xalifani xizmatchisi bu narsadan bu narsani ko'rgandan keyin xalifani oldiga qaytib borib aytdi bo'lgan ishni. Xalifa yana bir xolta pul tayyorlab qo'ygan edi. Buni olib borib Muoz ibn Jabalga berdi. Qarab tur nima qiladi. Xizmatchi bu molni olib Muoz ibn Jabal uyiga bordi. Berdi va aytdi. Xalifa aytdi, buni o'zingizning hojatingizga ishlatar ekansiz. Shu yerda o'zida Muoz ibn Jabal xizmatchisini chaqirdi-da taqsimlashni boshladi. Taqsimlab bo'lib, falonchining hovlisiga, pokinchining hovlisiga deb aytayotganida ayoli chiqib qoldi. Chiqib turib, "Ey" dedi. "Biz ham miskinmiz. Bizni ham qoldiring" dedi. Shu paytda 2 dinor oshib qolgan edi xaltalardan. Shu 2 dinorni oldi-da taqsim qilayotgan puldan 2 dinor oshib qolgan edi. Shu 2 dinorni o'zining ayoliga berdi. E'tibor bering, miskinmiz deyapdi. Ya'ni zakot bermaydigan odam bu. O'zi haq, birinchi haqdor o'zi edi. Lekin dunyodan behojatligini ko'ringki, qalbiga dunyo kirmaganligini ayoliga 2 dinorini berdi. Xalifa xizmatchisi kelib, Muoz ibn Jabaldan ko'rganini aytganidan keyin Allohga hamd aytdi, hamd aytdiki, albatta ular bir-birlariga o'xshagan birodardirlar dedi. Bir ikkinchisiga haqiqatan birodar bo'lishiga loyiq insonlar edi. Xudo jo'yligi adolat. U kishining adolatiga bitta misol, ikkita xotini bor edi. Adolatni qanday qoyim qiladi? Bilasizlar, xotinni ikkita yoki uchta qilishligini bitta sharti adolatni qoyim qilishlik xotinlar o'rtasida. Astagfirullah. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Endi agar ular orasida, ayollar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bir ayolga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'ri bilan kifoyalaning, mana shu jabr va zulmga o'tib ketmasligingizga yaqinroqdir. Bitta xotinini navbati bo'lgan kunda nariga xotinining uyiga borib qolsa, suv ham ichmasdi shu yerda. Chunki bugungi kun nariga xotinning uyi. Suvni o'shining uyida ichishim kerak edi. Ha nima bo'ladi suv ichib qo'ysa? Lekin ularni adolatga bo'lgan qarashi mana shunday bo'lgan. Shuning uchun birodarlar, palapartish qing'ir qishiq qilib o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan, parhezgarlik bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal. Qaytaraman. Palapartish halol haromiga shubhasiga qaramasdan o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra parhezgarlik bilan, taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal bo'ladi.
Mana masjidlarga kelyapmiz namoz o'qigani. Qur'on o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, sadaqa qilyapmiz. Taqvo bormi ko'chada yurish-turishimizda? Yeyishimizda, gapirishimizda, ichishimizda. Unaqa shubhaga aralashib turib, 1000 rakat namoz o'qigandan ko'ra, shubhadan uzoq bo'lib, pokiza bo'lib turib, 2 rakat namoz o'qigan afzal bo'ladi. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Savr ibn Zayd aytadi. Qachon Muoz ibn Jabal tahajjudga tursa, deradi. Parvardigoro, ko'zlar uyquga ketdi, yulduzlar ko'rindi. Albatta sen Al-Hayyul Qayyum bo'lgan zotsan. Parvardigor, jannatga bo'lgan talabim sus. Dunyodan qochishim zaif. O'zing tomoningdan bir hidoyatni men uchun bergin. Albatta sen va'dangga xilof qilmaysan. O'zini nafsidan norozi bo'lyapti. O'zini nafsini malomat qilyapti. Zaifligini, jannatga shavqini ozligini, dunyodan qochishligi zaifligini gapiryapti. Musulmon, haqiqiy mo'minni bitta belgisi bor ekan mo'minligini. Qanaqa u belgi? O'zini nafsidan hech qachon rozi bo'lmas ekan. Alloh bilan qilayotgan muomalasi zaifligi, sustligidan doim o'zidan norozi bo'lib turar ekan. Endi munofiqning belgisi nima desa, buni aksi. O'zini holatidan doim rozi bo'lar ekan. Onalardan ko'ra tuzimiz, aroq ichmayapmiz, zino qilmayapmiz. Yana aytilar ekan, faqat iblis o'zini nafsidan rozi bo'lib turadi. O'zini zo'r deb sanaydi. Tobiyinlardan biri aytadi, mana shu o'rinda 40 ta sahoba bilan birga bo'ldim. Ularning har biri Allohdan bo'lgan qo'rquvidan o'zini hisob kitob qilib turganidan men munofiq emasmikinman degan xavotiri bor edi hammasini deydi. Kimlar bular? Sahobalar. Sahobalar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Imom Termiziyning sunanlarida keltirilganini o'qiymiz. Mana shu sahobalarning ichida payg'ambarimiz kimisiga qanday baho berganlar? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Ummatim ichida ummatimga eng rahimlisi bo'lgani Abu Bakr. Va ashadduhum fi amrillahi Umar. Allohning ishidagi eng shiddatlisi Umar. Va astaquhum hayaan Usman. Eng hayoli kishi meni ummatimdagi Usmon. Va alamuhum bil halali val harom Muoz ibn Jabal. Ummatim ichida halol haromni eng yaxshi biladigan bilimdoni Muoz ibn Jabal. Siz bilan biz mana shu kishining hayotini o'qiyapmiz. Va afroduhum Zayd ibn Sabit. Faroizning eng bilimdoni Zayd ibn Sabit. Va aqrohum Ubay. Qorirog'i Ubay, Ubay ibn Ka'b. Va li kulli ummatin aminun va aminu hadhihi al-ummati Abu Ubaydah ibn Jarroh. Har bir ummatni ishonchli kishisi bo'ladi. Bu ummatning eng ishonchli kishisi Abu Ubayda Amr ibn Jarroh roziyallohu anhu majma'in. Qarang, nima xulosa olamiz bu hadisdan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fazilatiga hech kim teng kelmaydi. Rasulullohning fazilati gapirilganda birovni fazilati haqida umuman gapirishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini qadrlagan, ularning qadrlarini bilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yamanga jo'natib, 28 ga kirgan edi. Qaranglar, 28 ga kirgan yigitlar, o'ylab ko'ringlar-da. Bor, borib bozordan bitta qo'y olib ketasan-da sizga. Adada qo'y men bilmayman. Bor, mashina olib chiqib sotib ketasan-da, hammani ham quvvat yetmaydi. 3-4 chaqaga. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni madrasasida ta'lim olgan kishi. 28 ga kirgan bola. 28 ga kirgan, bir 30 yetmagan bolani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yamanga o'zini elchisi qilib yuboryaptilar. Sallallohu alayhi vasallam. Fa'an Muoz ibn Jabalin anna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallama lamma aradan yabatha Muozan ila Yaman qala kayfa taqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalni Yamanga yubormoqchi bo'lganlarida dedilar. Bu hadis Imom Abu Davudning sunanlarida. Ey Muoz, bir ish duch kelib qolsa qanday hukm chiqarasan? Ya'ni bir mushkula kelib qolsa, masala chiqib qolsa qanday hukm qilasan? Qala aqli bi kitobillah. Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman. Fa in lam tajid fi kitobillah. Agar u masalani javobini Allohning kitobidan topa olmasang-chi? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan unga hukm chiqaraman.
Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe in lem tecid fi sünneti Resulillah ve la fi kitabillah. Eğer o meseleni kitaptan hem sünnetten hem tapamazsan ki. Kala ecdahidu ra'yi ve la alu. Mazlum Cebel ayette öz rayimde içtihat kılaman dedi. Yani kitabı sünnetten bilgen narsamdan kelip çıkıp durup içtihat kılıp özüm cevap aytaman dedi. Ciddi iş bilen keti yaptı şu yerde cevabını açlığı gerek. Ha kattalar halkısın bu narsan ha koyular. Ha koyayım bizge küçümüz yetmedi bunge. Deme gireyim 32 kirgen yiğitler. Öyleyle 17'ye kirgen Usama ibn Zayd. Katta bir leşkerge amir bulup keti yaptı Şam'ge Rum bulan uruşken. 17'ye kirgen bala bu 28'e kirip talı. Ülkeler, bizge ibret baladığın adamlar şunlar. O futbolistler ya sparsmenler aktiyorlar mez. Şunlar, biz bu derslerde neme yok yapız. Biz kimlerge okşar şerket kireylik. Bizi yaşımızda bu adamlar neme işlerde kılışken. Yani onlar kayağdayı biz kayağdamız yani. Özümüzü, kimlikimizi körü koyaylık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabasını köhreye olup durup, Resulullah'ın Resulü'nü özü yaxşı görgen ve razı buladı genlerseye başlayan Allah ki hamdı basın dedi. Yani doğru ettiğin de gene bu. Bu etken sözü bulan Muazzin-i Cebel özüden ki yenge keladigen ulamalarga iştihat hakkında bir talim veri yaptı. Karayın. Aval kitap, keyin sünnet, keyin icma, kıyas, icma bulan kıyas iştihat buladı buradalar. Kitap, sünnet, iştihat. Asım ibn-i Hamid Muazzin-i Cebel hakkında şimdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'le Yemen'e küzetkeni özlere çıktılar. Burada da devlet rahbarı özünü bitti işçisini cüneti yatıp küzetkeni şahsen özü çıkıyordu. Bundan hem aceblenen inerse şu ki Resulullah piyadalar 28 yekirgen sahabası ulağın üstüde. Bundan ne bileyimiz? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını yakış görgen ve onlarını kadırlagenler. Sahabalarını peygamberimizin bana şu hulku onlarını kalplerini peygamberimizin asil kıyanıdır. Burada da muhabbet iki damandan buladı. Sahabalar Resulullah'ını yakış görüşken Resulullah hem sahabalarını yakış görgenler. İki damandan bu bugün de muhabbet, kamul muhabbet buradakiler. O sizden kokkanıdan, aileyizi tartıp koyuşudan, yok ki içten haydavarışıdan korkup duruz yakış görmeydi. Bilesin mi? Eğer bana şu kolizde işleyken adam, aile gücün, haydalmasını gücün yakış görürken bosa, şu işten kesin de, yok ki bu işten siz ketin de, yine köresiz gibi bugün hakiki münasebatını. Sahabalar Resulullah'ınla kan da yakış görürken bosa, Resulullah hem onların bana şunu yakış görgenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabasını Yemen'e cüneti yatıp nasihat kılışını dediler. Ey Muaz, ihtimal bu yıldan ki menge yolukmazsan. Yani ahirge görüşümüz. Resulullah'ın özünü canıdan hem artık yaş görgen Muaz'ın Cebel'e. Ve Resulullah özü hem Muaz'ın Cebel'e yaş görgen. Bana şu sahabası yeti yaptılar ki Resulullah, ihtimal ki yenge ilkesin beni tapmazsan bir yerden. İhtimal ki yenge ilkesin meni mescidim aldıdan ve meni kabrim aldığını ötersen. Muaz ibn-i Cebel, Resulullah'ın ahir kıymette körüyorkenliğini engelip yığladı. Çünkü yaş görgen peygamberini ahir kıymette körüyordu. Ya Resulullah kal oraya, yanınızda yönetmeyi koy oraya, sizi ahir kıymette körüyorken yok. Resulullah'ını yaş görüyordu. Ama Resulullah'ın buyruğunu becerişliğini bundan mukaddemde biledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü yakışı görgen sahabasını cöneti yaptı. Yanı yap kılıçlığından köre. Ne mi üçün? Yemenlilerin Allah'ın dinine davet kılıçlığı üçün. Bu iş hemen aslında mukaddem. Şunun için ülkeler, akeler. Din işini birinci oranına koyan adam iki dünyada yutuk erişedi. Din için anladığın bir hizmet var. Pul izbilen mi, mehnet izbilen mi, vakti izbilen mi? Özizi işinizi, dünyavi manfaatinizi mukaddam koyup durup vaktim yok deyisiz. Ben kılamayım ben bunu deyisiz. Bu sahabanı karayın. Resulullah'tan acilalışlıkken razı. Fakat dinin işi aldı yürüse bulundu. Bizden bir sorarsa da bir Allah'ın dini için bir işinden, bir huzur halavatiyinden keçken mi sen de sorarsa cevap veri alalım ki biz? Ha bu şuna işimdir. Biz daim özümüzü şahsi, dünyavi manfaatımız pozisyasından durup muamele kılamız. Din bilen. Biz işimiz halak kılmasa din işi. Şunu da kılamız.
Agar bizning shaxsiy manfaatimizni chekiga surib qo'yadigan bo'lsa, dinni ishini chekiga surib qo'yaveramiz. Demak, biz intilishimiz kerak bo'lgan eng oliy katta maqsad Allohning dinini oliy qilishlik, odamlarga yetkazishlik, ilmni halolga o'rgatishlik, Alloh va Rasulini odamlarga tanitishlik. Mo'zim Jabal roziyallohu anhu qalbida Rasulullohga bo'lgan muhabbat qattiq edi. Shavq, misli ko'rilmagan vafo bor edi. Shunday bo'lsa ham Allohning dinini tarqatishlikni Rasulullohni oldida qolishidan ko'ra afzal deb bildi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.